Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Klagenfurt'tayız. Avusturya'dayız. Evet ve şu anda yarışın rotasına gidiyoruz. Sinan abiyle beraber. Günaydın abi. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Evet, dün 1100 kilometre araba kullandı adam. Ve Üsküp'ten buraya geldik arkadaşlar. Ve şu anda yüzeceğimiz yerin yanından gidiyoruz. Burada buralarda hep yüzeceğiz. Şimdi bakmayın öyle karanlık gözüküyor. Çok temiz. Şimdi Iron Man'in parkurunun bir bölümünü yapacağız arkadaşlar. 60 kilometrelik şöyle çok fıtı fıtı zor yormadan bir sürüş yapacağız. Of valla arabayla gelirken de gördük. Yollar falan efsane. Ortam efsane. Neyse. Çok konuşmayayım, görürsünüz birazdan. Şimdi size neyi göstereceğim. Burası yüzme bölümünün son 800 metresi. Böyle olacak. Daha orada değişim alanı. Yani denizde 3.8 kilometre yüzeceğiz. Son 800 metresi burada. Sonra 180 kilometre bisiklet. Sonra da 42 kilometre bir maratonumuz var arkadaşlar. Şimdi güzel, aynen abi, güzel olacak. Güzel, şimdi çok eğleneceğiz. Çok. Şimdi bisiklet parkurunun bir bölümünü yapalım ama buralar efsane ya. Vallahi daha 10 saatimiz olmadı burada olalı ama efsane. Hadi bakalım. Sürelim. Burası yaklaşık 93. kilometre falan olacak arkadaşlar. Şimdi biz 93'ten bir 110-120'ye gideceğiz. Oradan da bir kısa yol var diyelim. Oradan da dönüp son bölümünü yapacağız. Yani 150 ile 180 arası gibi bir şey. 140 ile 180 arası gibi bir şey. Çok güzel değil mi abi ortam? Güzel. He, bu arada bisiklet de yeni bisiklet. Biraz sonra görürüz. Sinan abi veririm kamerayı. Şöyle evet, biraz çekeriz. Evet, bizim parkurumuz bu sol taraf arkadaşlar. Bakın böyle mis gibi yol. Ama şimdi oraya inemiyoruz çünkü burada bisiklet yolu yapmışlar şimdi kocaman. Çünkü bize cezayı da şey kesmesinler oraya inersek. Bakın arkadaşlar, burada adamların evleri var hemen arkamda falan. Burası da bisiklet rotası, yani adamın önünden bisiklet rotası geçiyor. Iron Man rotası geçiyor. Nasıl bir şey ya bu? Adam evde oturarak Iron Man izleyecek. Gerçi Monaco'da Formula 1 izliyorlar. Arkadaşlar bakın, bu sağ taraf bisiklet yolu. Evet, nasıl abi parkur? Süper. Ama aynı Eğirdir değil mi? Ha, bizim Eğirdir niye böyle oluyor mesela? Evet ya. Yani. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ya bizim turkuaz denizlerimiz var ya. Ya burası da turkuaz göl yani. Böyle yani. Çok çok temiz şuraya bir göl. Ya. Çok. Şimdi sabırsızlıkla yüzmeyi bekliyorum açıkçası. 20 kilometre göl kenarından gidiyoruz. Dediğim gibi bu 90. kilometre, 100. kilometreler falan. Şimdi yukarı arkalara çıkıp biraz tırmanacağız. En zor ve son, yarışın 170. kilometrelindeki olan tırmanışı göreceğiz.
şimdi efsane göl kenarından çıktık arkadaşlar. Yarışın son bölümüne geldik. Yani burası da son 30 kilometresi. Böyle bir yer gene devam. Vallahi çok iyi ya. Buralarda sporcu olunur tabii ya. Buralardan şampiyon tabii ki yetişir ya. Baksanıza şuralara. Demin koşanlar falan da vardı zaten. Tempo antrenmanlarını yapanlar falan. At mı onlar? At var orada. Devam. Evet, buralarda şimdi iniş çıkışlı tırmanışlar var. Ama burada da tırmanılır ya. Eyvah eyvah. Biraz da kendimi çekeyim. Tırmanışımız başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım şuraya da bir geçelim. Şöyle bir durumumuz var. Şu anda dörtlerle başladı. Evet, bu arada bu tırmanışa 150'de falan geliyorduk galiba. Saygısı farklı. Zemin. Bekliyor abi ya. Köşede durmuş. Mazgallar. Mazgallar. Normal yolda gidiyormuşsun gibi. Evet, son yokuş bir sert başlıyor. Sonra rahatlıyor. Sonra son serti de burası. Öyle yani, yokuş diyoruz da şey gibi değil yani. Kartepe'ye tırmanıyormuşuz gibi değil yani. Ama bu yarış içinde bundan 4 tane var böyle. Bu en uzunlarından biri. Ve tabi yarış 180 km. Onun aslında şöyle bir şey ki arkadaşlar. Hani sonrasında 42 koşmasa bir de o var. Hani babam gider şimdi de. İşte böyle 42'yi koşacağın için. Ama bu parkurun güzelliği, bu tırmanıştan sonra 15-20 kilometre falan iniş var. Yani bacakları rahatlatabileceğiz. Şimdi onu da göreceğiz zaten. Hadi bakalım. Ve bitti. Şimdi keyif başlıyor. Uf, şuralara bakın ya. Şurada bir fotoğraf çekelim. Tam böyle gezi bisikletçisi olduk şu anda. Fotoğraf çekelim.
turumuzu bitirdik arkadaşlar. 61 kilometre. Fıtı fıtı mis gibi vallahi ya. Bu arada karavana geldik. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Karavanı bir arka tarafa alacağız. Burası bir karavan kamping. Böyle sırf karavan var ve çadır var. Böyle güzel bir yer burası da. Tam da yarışın dibinde. Yani suya buradan 100 metre 200 metre ileride gireceğiz. O yüzden güzel. Ooo kahvaltımız hazır. Kahvaltı hazır. Kahvaltımız yapalım işte. Seyhan'la gelmenin faydaları.